Evet, selamlar hepinize. Son zamanlarda en güncel CFGM ile ilgili bir sürü soru alıyorum. Benim CFGM'in videosu bu hafta içerisinde gelecek. Fakat ondan önemlisi, kendi CFGM'nizi yapmakla ilgili bir sürü sorunuz olduğunu bana gerek yorumlarla, gerek mesajlarla belirttiniz. Bunun birincil sebebi config'in kodlarla yazılıyor olması ve kodlara herkesin hakim olamaması. Bunun üzerine bu akşam atölyede Crash Z adlı atölye tasarımcısının yaptığı kodsuz CFG oluşturucu haritasıyla karşılaştım ve sizlere sunmak için harika bir harita olduğunu düşündüm. Haritanın linkini açıklama kısmından tıkladıktan sonra harita sayfasındaki abone ol butonuna tıklayarak haritayı indirebilirsiniz. Her şeyden önce config nedir derseniz, config oyun ayarlarınızın bütününe denir ve CFG olarak da kısaltılabilir. Haritaya girdiğiniz anda karşınıza bir ana panel çıkıyor. Pro butonunu kullanarak piyasadaki tüm profesyonel takımların oyuncularının CFG'leri önünüze serilir. Onlardan birini seçmeden önce sağda 3 tane onay seçeneği çıkacaktır. En üsttekini onaylarsanız seçeceğiniz oyuncunun HUD, HUD derken can barı, mermi barı vesaire, Crosshair ve View Model'ını oyununuza aktarır. İkinciyi onaylarsanız seçtiğiniz oyuncunun çözünürlüğünü oyununuza aktarır. Üçüncüyü onaylarsanız da oyuncunun tüm fare ayarlarını oyununuza birebir işler. Onay işleminin ardından istediğiniz oyuncunun üzerine ateş ederek oyuncunun ayarlarını kullanabilir ve CFG'lerini internette indirmelerinden kurtulursunuz. Aynı panelde Community butonunu kullanarak sevdiğiniz bazı yayıncı ve YouTuber'ların konfiglerini de bulabilirsiniz. Eğer ki kendi ayarlarınıza geri dönmek isterseniz, aynı paneldeki yeşil Restore butonunu kullanabilirsiniz. Kopya konfigleri denemekten sıkıldıysanız kendinizinkini yapmaya başlayabiliriz. Geriye kalan panellerde önemli olan sadece birkaç tane şey var. Zaten geriye kalan kısım sizin kendi kişisel tercihiniz olacaktır. Hiçbir şey yapmaya başlamadan önce sol taraftaki Recommended başlığından en alttaki FPS Boost'a Apply demenizi öneririm. Bunu yaptıktan sonra oyununuzu FPS açısından en iyi şekilde optimize edecektir ve bilgisayarınızın alabileceği maksimum FPS'i size sağlayacaktır. Aynı zamanda yine aynı başlıkta harita tasarımcısının sizlere önerdiği diğer ayarları da Apply butonlarını tıklayarak sırayla deneyebilirsiniz. Fakat en önemlisi FPS Boost. Hemen onun sonundaki Bind denilen kısım size aslında ufak tefek makrolar hazırlatıyor. Hemen buradaki tüm bindları size sırayla açıklayayım ve bir tane örnek yapalım. Jump Throw denilen şey aslında herhangi bir bombayı aynı anda zıplayarak fırlatmaya yarayan makrodur. Profesyonel oyuncuların birçoğu kullanır. Right Left Hand dediğimiz şey, ben de kullandığım için bana çok sorduğunu, tek bir tuş kullanarak silahınızı sağ ve sol ele geçirmenize yarar. Open Console zaten konsolu açma butonudur. Clear Decals haritadaki kan, silah izi, bomba izi gibi şeyleri bir anda silen koddur. Change Crosshair kalırsa yine fantezi olarak tek bir butonla crosshair'ınızın rengini değiştiren bind'dir. Örnek olarak right left hand yapalım mesela. Bind to butonuna tıklıyorum. Burada bana hangi tuşu kullanmak istediğimi soruyor. Örneğin 0 tuşu diyeyim ve confirm tuşuna basayım. Artık ne zaman 0 tuşuna basarsam silahım sağ el ve sol el arasında geçiş yapacaktır. Geriye kalan tüm bu bind'ları siz istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Hepsi gösterdiğim şekilde yapılıyor. Bu kısım bittikten sonra klasik config ayarlar bölümü geliyor. Crosshair, view model, HUD ve radar gibi. Crosshair ve View Model ile ilgili zaten videolarım var. HUD ve radara gelince de artık sizin tamamen kişisel tercihlerinize geliyor olay. Örneğin HUD ile ilgili bir iki örnek vereyim. HUD rengini buradan değiştirdim mesela, mavi yaptım. HUD'umun boyutunu birazcık küçülteyim. Bunlar dikey ve yatay uzaklık. Mesela bunu artırırsam bu şekilde daha içe doğru geliyor. Ama ben azaltmayı tercih ediyorum. Transparanlık, scoreboard'un hangi tarafta duracağı vesaire vesaire gibi. Dediğim gibi geriye kalan kısım tamamen kişisel tercihleriniz. Tam olarak kendiniz için mükemmel config'i hazırladıktan sonra My Custom Configs bölümüne gelip yukarı bölümdekilerden birine config'inizi kaydedebilir ve daha sonra bu haritaya girdiğinizde hemen altında aynı sayının mavi haline tıkladığınızda o config'i geri alırsınız. Örneğin benim burada kaydettiğim bir sürü config var. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Merak etmeyin, kendi CFGM ile ilgili video bu hafta içerisinde kanalda olacak. Türkiye'nin en detaylı CFG'si falan diyebilirim. Videoyu her şeyden önce likelayıp paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.